Başkanlık sistemi anayasası için gidilen referandum sonuçları belli oldu. Referandumdan %51.2 evet, %48.8 hayır çıktı. Referanduma katılım oranı %86.7 oldu. YSK Başkanı Sadi Güven, kesin olmayan sonuçlara göre evet ve hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır dedi. Öncelikle milletimize teşekkür etmemiz, takdirlerimizi sunmamız gerekir. Hükümetten referandum sonuçlarına yönelik ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan geldi. Kaynak, beklediğimiz kadar evet oyu alamadık dedi. Beklenen, tahmin edilen sonucu evet oyların alamadığımızı müşahede ettik. AKP ile ittifak yaparak evet oyu veren MHP lideri Devlet Bahçeli ise sonucu başarılı olarak yorumladı. Bahçeli, bu çok önemli bir başarı. Millet yeni sisteme hür iradesiyle onay verdi. Millet bekası için evet dedi açıklamasını yaptı. MHP'de referandumda hayır diyen muhalifler ise milliyetçilerin neredeyse tamamının hayır oyu kullandığını, Bahçeli'nin bu sonucun ardından istifa etmesi gerektiğini savundu. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara seslendi. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, evet oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerin olduğunu düşündüğünü söyleyerek, kendilerinden tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli evet oyunun gelmediğini görüyorum dedi. Bitsin de gidelim. Vallahi bak. Herkes bitirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumda mühürsüz oy pusulalarının da geçerli olması konusunda aldığı karar tartışmalara neden oldu. Siz sandıktan mühürsüz çıkmış olan oy pusulalarını sonradan mühürleyerek geçerli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Mühürsüz oy pusulalarının kullanıldığına yönelik çok sayıda şikayet geldi. CHP ve Meral Akşener YSK'nın kararının skandal olduğunu açıkladı. Bu mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili bu bir skandal. YSK'nın bunu kabul etmiş olması, geçerli sayması büyük bir skandaldır. Yüksek Seçim Kurulu şu ana kadar gerek oy kullanma, gerekse sayım sırasındaki uygulamaları nedeniyle sınıfta kalmıştır. Sayımlar başladıktan sonra aldığı iki karar çok ciddi biçimde bu seçimlerin güvenilirliğini tartışmaya açacaktır. Seçimler ciddi bir meşruiyet sorunuyla karşı karşıya kalacak. CHP yurt genelindeki sandıkların %60'ına bu gerekçeyle itiraz etti. CHP'li Erdal Aksünger, YSK 1,5 milyon geçersiz oyu geçerli saydı dedi. 1,5 milyona yakın geçersiz sayılması gereken oy YSK tarafından onaylanmıştır arkadaşlar. YSK Başkanı Sadi Güven ise mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasının şaibeli bir durum olmadığını savundu. AK Parti temsilcisinin talebi üzerine kurulumuz sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Kurulumuzca bu süreçte kullanılan oyların sandık kurullarının ihmali nedeniyle meydana geldiği ve seçmenin iradesinin tecellisinden sonra seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle geçerli olmasına karar verilmiştir. Son dönemlerde yapılan seçimlerde yaşanan YSK'nın sisteminin kilitlenmesi referandumda bir kez daha yaşandı. Sandıkların açılması ve oy girme işlemi evet oylarıyla hayır oylarının eşitlenmeye doğru gitmesi üzerine durduruldu. YSK üzerinden referandum sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları gündeme geldi. Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Ama biz de demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Evet'i savunanlar hukuk dışına çıktılar. YSK milletin kararına gölge düşürdü dedi. Yüksek Seçim Kurulu, üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Seçim Kanunu 98. maddesi. Aynen şöyle söylüyor. Üzerinde ilçe seçim kurulu
ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Yine aynı şekilde seçim kanunun 101. maddesi. Onu da okuyorum. Kanunun ilgili maddesini aynen okuyorum. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir. Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına Yüksek Seçim Kurulu gölge düşürmüştür. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır'ın aralarında olduğu çok sayıda şehirde hayır oyları önde çıktı. İstanbul'da %48.7 evet, %51.3 hayır çıktı. Ankara'da %48.9 evet, %51.1 hayır çıktı. İzmir'de %31.1 evet, %68.8 hayır çıktı. Diyarbakır'da %32.4 evet, %67.6 hayır çıktı. Dünya Türkiye'de gerçekleşen anayasa referandumunu yakından takip ediyor. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere yabancı basın, halk oylaması ile ilgili gelişmeleri abonelerine ve takipçilerine an be an aktardı. Dış basın, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılacağına ilişkin verdiği kararı tüm dünyaya son dakika olarak duyurdu. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Anadolu Ajansı'nın geçtiği verilere dayanarak verdiği haberinde Erdoğan'ın az farklı önde olduğunu başlıktan duyurdu. Reuters, İstanbul'da hayır oyları önde diye yazdı. Alman Bild gazetesi, az farklı Erdoğan zaferi mi yoksa seçim hilesi mi başlığını attı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Piri, Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı hayır dedi. Adaletli bir seçim kampanyası olduğunu hayal etsenize ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu eski başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz, sonuçlar Erdoğan'ın Türkiye olmadığını gösterdi dedi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ise Türkiye'nin lider kadrosunun bir sonraki adımları konusunda dikkatle düşünmeleri gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, Alman hükümeti bu çetin kampanya sürecinin ardından Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi partiler ve sosyal güçlerle saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de anayasa değişikliği referandumunun neticesini takip ettiklerini, sonuçların doğrulanması ve AGİT'in ilk bulgularına ilişkin raporunu yayınlayana kadar yorum yapmayacaklarını açıkladı. Ne tarihi referanduma yurdun birçok yerinden gelen oy sahtekarlığı görüntüleri damga vurdu. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde oh oh diyerek toplu evet oyu basan şahıs görüntülendi. Oh. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sandık görevlisi şahıs oy pusulalarına toplu bir şekilde evet mührü basarken görülüyor. Yurt dışında kullanılan oy oranlarında toplamda %60 evet, %40 hayır çıktı. Erdoğan'ın ve AKP iktidarının referandum öncesi büyük gerginlik yaşadığı Almanya, Hollanda'da büyük farklı evet çıktı. Almanya'da %63 evet, %37 hayır çıktı. Hollanda'da %68 evet, %32 hayır çıktı. ABD'de ise %85 hayır, %15 evet çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan 205 evet oyuna karşılık 146 hayır oyu çıktı. Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan ise büyük farkla hayır oyu çıktı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan da hayır oyu önde çıktı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde referandum sandıklarının kurulduğu okulun bahçesinde evet hayır tartışması çıktı. Evet oyu veren vatandaş, hayır oyu veren akrabalarını taradı. 3 kişi öldü. Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı %13 seviyesinde gerçekleşirken işsiz sayısı 3.985.000 kişiye çıktı. Böylelikle işsizlik rakamları Şubat 2010'dan beri en yüksek seviyesini görmüş oldu.